Evet, sevgili izleyiciler, program bu ikinci bölümde daha çok güzel görüntüler ve izlenimler olacak. Bu arada hocam, arkadaşlar unutmuyorum, selam yollayacağım. Selamları sona sakladım, vakit harcamayalım diye. Bu arada sevgili Elazığ Gazete ve Yazarlar Cemiyet Başkanı sevgili Mustafa Doğan'a gerçekten hocam bizi öyle bir misafirperver olarak orada ağırladılar ki biz ezildik, daha doğrusu ezildik. O kadar güzel insanlarla karşılaştık. Hani sen az evvel bir ifade kullandın ama ben yakıştırmıyorum oraya. Hani takım olarak işte Elazığ'ın böyle bir ne dedin orada bir ifade kullandın da ben o Hayır, şunu ifade... kastettim. Yani anlatmak istediğim şuydu. Elazığ takımının 7 tane eksiği var. 3 tane oyuncusu kadro dışı kalmış, sakatları var, hocası cezalı, istifa etmiş, gelmiş tribünde. Böyle bir Elazığ takımını Samsunspor takımı yenmeliydi. Böyle bir Elazığ takımından kastettiğim eksik oyuncuları olan bir Tamam. Elazığ takımı. Yoksa Elazığ takımı Süper Lig'de oynamış bir takım, bir mazisi olan bir takım. Onu şey yapabiliyoruz. Eğer o birinci bölümdeki yorumumuzdan dolayı Elazığ'daki gazeteci Kırılmış o. abilerimiz Kırılmışlar. alındılarsa onlardan özür dileriz. Evet. O problem Sağ değil ol. bizim için. Evet. Ama bir kere daha vurgulayalım. Kastettiğimiz şey şu. Samsunspor takımı eksik durumda olan ve zor günler yaşayan Elazığ Spor'u yenmeliydi. Tamam. Kastettiğimiz bu. Hocam şimdi benim aklıma bir şey daha takıldı. Şimdi bunları konuşurken yönetimin geçen hafta FIFA ile ilgili bir açıklaması vardı. Hafta içerisindeydi. Senin de bir yazıda bir karşıt yazı yazdın. Ya bu Bunun etkisi olabilir mi? Yani olmuş da olabilir ama bu çok enteresan, yani fecaat bir şey ya. Yani bu gerçekten fecaat bir şey. Niye fecaat bir şey? Samsunspor yönetim kurulu üyesi FIFA ile görüşme yapmaya gidiyor. Görüşme yapmaya giderken ki amaç ne? Samsunspor'un FIFA'daki imajını, itibarını itibarını. düzeltmek. Ve bu konuda gayet güzel, gayet olumlu bir görüşme gerçekleşiyor. Ve bu görüşmenin ayrıntıları da nerede açıklanıyor? Kulübün Kulüp. resmi internet sitesinde Evet. bir duyuru şeklinde, bildiri şeklinde açıklanıyor. Şimdi olayın fecaat iki tane boyutu var. Ne o? Bir tanesi şu. Bir defa yapılan açıklamanın resmi sıfatına hiç uygun olmadığını söyleyeyim. O bunu dedi, bu bunu dedi. Biz şunu söyledik, o bunu söyledi. Böyle bir resmi açıklama olmaz. Resmi açıklama, kulübün resmi sitesinden yapılan resmi açıklama, yapılan görüşme ile ilgili bilgi verir. Tamam. Yani o kadar özensiz hazırlanılmış bir metin ki, üzerinden hiç geçilmemiş bir metin. Şuradan da anlayabilirsiniz bunu. İki tane bayanın ismini veriyorlar. Bayan bilmem ne, bayan bilmem ne. Ve yetkili bir bay. Tövbe ya Rabbi. O bayın adı yok mu ya? O zaman demezler mi adama siz adını bilmediğiniz bir bayla mı görüşme yaptınız? Ya bunu niye söylüyorum? Bu üzerinde durulmadan öylesine siteye konmuş bir açıklama. Ve o Dur. açıklamanın son bölümünde diyor ki FIFA yetkilileri Benofusu'nun parası ödenmediği için 3 puan silme cezası geldiğini, hatta küme düşmenin de söz konusu olabileceğini falan filan. Orada sadece geçen bir cümle. Şimdi Samsunspor takımının resmi internet sitesine böyle bir açıklama koymak gereği hissedilmiş olabilir. Hiç itirazım yok. Konulması da iyi olmuştur. O az önce söylediğim resmi sıfatına uygun yapılsaydı daha iyi olurdu. O Evet. ayrı bir tartışma konusu. Şimdi ondan sonra da oradaki 3 puanı silme ve küme düşürme ile ilgili bölüm ne oldu? Anında bütün ajanslara Evet. Samsunspor'un 3 puanı silindi. Hatta ben İHLAS Haber Ajansı'na falan girdim. Orada başlık şu, birkaç tane ajansta Türk takımı küme düşürülüyor. Evet. Ben de takip Sonra ettim onu. kulüpten düzeltme geldi. Böyle bir durum söz konusu değildir. Hayır, olsa da Biz bir dahaki seneye hocam. Yani bu seneyle alakası yok. bilemem O ayrıntısını. düşürme. Ayrıntısını ben Ben şunun söyleyeyim. üzerinde duruyorum. Şimdi bu açıklamayı
yaparken, siteye koyarken siz bu cümlenin nelere mal olacağını hesaplayamıyor musunuz? Bu bir. İki, ve böyle bir olumsuz sonuç doğuracak açıklamayı Elazığ gibi kritik bir maçtan 24 saat önce siteye hangi akla dayanarak koyuyorsunuz? Yapın bu açıklamayı pazartesi. Basın toplantısıyla. Basın toplantısıyla duyurun. Basın kuruluşlarına mail atın, bir şey yapın. Yani şimdi ondan sonra da tepkiler. Vay anasını. Gazeteciler Samsunspor'un başarısını istemiyor, böyle bir haber yaptılar. Kardeşim, bunu sadece yerel gazeteciler yapmadı ki. Hatta sosyal medyada bizim Muhammed Çavuşoğlu'na da bir takım eleştiriler falan. Ya haberi en doğru veren haber medya grubu, haber gazetesi. En doğru veren. En düzgün biçimde veren o. Ama bu ulusal basına, kardeşim sen şimdi NTV Spor'a, İhlas Haber Ajansı'na, Doğan Haber Ajansı'na, Anadolu Ajansı'na, ya sen nasıl buradan böyle bir sonuç çıkarırsın, böyle bir şey yok deme şansın yok, ki. Tabii canım, neyse o, gelen metin neyse o. Şimdi o metne, o cümleyi koymanın mantığı ne? Ve bu metni buraya kim koyuyor? Bu hiç okunmaz mı? Bu hiç, ha işte bu durum. Elazığ maçında acaba oyuncuların konsantrasyonunu bozmuş mudur? Moralleri bozmuş mudur? Soru işareti diyelim hocam. Işareti fazla yani. Üstünde durmayalım. Soru işareti. Geçelim hocam. Keşke hiç olmasaydı. Evet. Ama. Şimdi sen devam et. Ben başka bir şeye Erhan Hoca'ya yönelik yine bir takım basın kuruluşlarında veya sosyal medyada bir takım eleştiriler var. Olumsuz anlamda. Şimdi hatırlar mısınız, haftalar önce kongreden sonra bir programda şöyle bir cümle söylemiştim. Samsunspor'da sezonun birinci devresinde alınan her kötü sonuç yönetime mal ediliyordu. Eski yönetime. Şimdi yönetim krizi aşıldı. Gerçekten eğriye eğri, doğruya doğru, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yönetim kurulu gayet düzgün, işini gayretli yapmaya çalışan insanlar geldikleri günden itibaren kulübün bütün sorunlarıyla güçlerinin yettiği kadar ilgileniyorlar. Başta Sayın Başkan Erkut Tutu olmak üzere. Hiçbir itirazımız yok. Ve ben o zaman demiştim ki bundan sonra takımın alacağı en ufak bir olumsuzlukta hiç şüphe yok ki hedefte Erhan Hoca olacaktır. İki, oyuncular olacaktır. Bakın dün bir yazı okudum bir yerde. Ne diyor biliyor musun? O yazıdan tek bir cümle söyleyeceğim. Paranız ödenir, hakkınız ödenmez diye bağırıldı bu şehirde. Paranızı ödedik ama hakkımızı vermiyorsunuz. Evet. Şimdi oyunculara yöneldi tepki. Aynen öyle. Tepki oyunculara yöneldi. Onlar da gerçi hak etmiyorlar ama yani. Ya hak etmiyorlar tabii. Hak etmiyorlar ama da. Ama bu tür sonuçlarda normaldir. Hocam şimdi. Şimdi hoca, Erhan Hoca sezon başından beri hep ne söyledik programlarımızda? Bir, Erhan Hoca'nın dürüstlüğüne, insanlığına, kişiliğine bu şehirde hiç kimsenin söz söyleme ne hakkı vardır ne haddi nedir. Biz dahil. Doğru. Takımın en kötü zamanında, en olumsuz şartlarda bana ne kardeşim deyip çekip gidebilir miydi? Giderdi. Gitti mi? Gitmedi. Yemeği terk etti mi? Etmedi. Oyuncularını bir baba gibi, bir psikolog gibi, bir teknik adam gibi, bir antrenör gibi, bir yönetici gibi, yeri geldi bir başkan gibi bir arada tutup sahaya çıkardı mı? Çıkarttı. Çıkarttı. Ama para sorunu oldu mu? Para sorunu, bir kuruş para yandı. Aldı mı? Evet. O dönemi hatırlayalım. Unutmasın insanlar bunları. Ha şimdi ben bu şeyde Pazar Gün Haber Gazetesi'ndeki köşemde yazdım. Şimdi bize mesajlar da geliyor falan. Bakacağım şimdi biraz. Şimdi ne oldu, Erhan Hoca'yı savunuyordunuz? Ya gene Erhan Hoca'yı savunuyoruz. Ama biz Erhan Hoca'nın doğrularını da söyleyeceğiz. Yaptığı hataları da söyleyeceğiz. Şimdi Erhan Hoca'nın maç sonrası açıklaması olmamıştır. Aynen öyle. Şık aynen, olmamıştır. Aynen öyle. Hoş olmamıştır. Hayır, yani de çıkıp bak, şunu diyebilirdi Erhan Hoca. Kötü oynadık, hiçbir bahanemiz yok. Diyebilir. Kötü sonuç. Saygı duyardık hocam. Saygı duyardık, şimdi, alkışlardık. Hocam iki deplasmandır yapıyor bu Erhan Hoca. Ya o maçın
psikolojisiyle oraya geliyor. Ya tamam, gergin de görüyoruz onu. Hatta Eren Hoca şunu çok iyi bilsin ki biz gazeteciler deplasmanda hem hocayı hem takımı zor durumda bırakmamak için bazen soru da sormuyoruz. Bilmiyorum onun farkına varabiliyor mu? Ya Eren Hoca Çünkü sorudan biz, falan hayır çekinmez. hocam, şimdi şöyle anlatıyor. Ragıp Göker yanımda. Maçı analiz ediyor. Ragıp'la şöyle birbirimize baktık. Ya biz başka maç mı seyrettik? Hoca da öyle diyor zaten. Siz başka maç mı seyrettiniz diye size soruyor iki maçtır. Herhalde biz, yani biz başka maç seyrettik o zaman. Yani böyle bir şey, bunu kabullenemiyorum. Ben cümlemi Hayır, bitirebilir miyim? yani dışarıda almış olduğu, kendine göre 3 puan beklediği bir maçtan 1 puan alıyorsa veya Adana maçındaki gibi yenildikten sonra hoca basın odasında geldiği zaman hani konuşmasın diyeceğim. Bir iki kelimeyle geçiştirsin diyeceğim. Çünkü hakikaten o konsantre, yük binmiş. Olabilir Onun tabii yani. açısından Maçın ne söylediğinin de farkında olmayabilir. Ben o toplantıya, dün işte maçın sonrasındaki toplantıya 3-5 dakika geç girdim. Tamam mı? Orada biraz konuşmuş, anlatmış ama en sonunda söyledikleriyle bir takım uyuşmuyor. Yani benim de moralim bozuluyor. Biz de o kadar kilometrelerce yol döneceğiz. Onlar uçakla gelmiş olabilirler ama Erhan Hoca İçerideki maçlarda galip olduğumuz şeker gibi hocam hiç doyulmuyor. Hocam boyuna konuştu dinleyelim dememiz geliyor. Ama deplasmanlarda o üzüntüyü galibiyette yaşıyoruz. de herkesin payı vardır. Mağlubiyette de herkesin payı vardır. Yok, mağlubiyette hocam şöyle. Mağlubiyet. Galibiyette hoca üstüne alınmıyor da mağlubiyetlerde üstüne alınıyor. Yok yok, hocanın açısından demiyorum. Ben He. kendi yorumumu söylüyorum. Tamam. Şimdi bir takım galip geliyorsa hocasıyla, kalecisiyle, defansıyla, orta sahasıyla, forvetiyle, yedekleriyle, oyuna gireniyle, çıkanıyla galip geliyor. Takım olarak galip geliyor. Mağlup oluyorsa da hocasıyla, kalecisiyle, defansıyla, orta sahasıyla, forvetiyle, gireniyle, çıkanıyla takım olarak Evet. mağlup oluyor. Evet. Dolayısıyla bir takım oyunundan bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirini tamamlayan unsurlar. Dolayısıyla galibiyette nasıl ki bir kişiyi ön plana çıkarmak çok doğru değilse, mağlubiyette de bir kişiye çok aşırı yüklenmek bir o kadar da doğru değildir diye düşünüyoruz. Ama biz gördüklerimizi söyleyeceğiz. İnsanlar beğenir, Ya beğenmez. hocam. O ayrı bir mesele ama Ben biz şimdi eleştireceğiz. Bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi, kendimize göre doğru gördüklerimizi söyleyeceğiz. Hocam ben biraz mesaj okuyalım. Buyurun. Çünkü yaklaşık 100 taneye yakın mesajım var. Ya Melih Demirbaş, kardeşim seni çok seviyorum ya. Seni böyle yakın tanıdıktan sonra bir kat daha sevdim. Tebrik ediyorum seni. Düzene ayak uydurduğun için diyorum. Selamlarım var, onu en sonda saklayacağım. Ünye'ye, cezaevine özel bir selam yollayacağız. Melih Demirbaş ilk sana geldi yani. Mesajları açtığımda ilk önce en üstte sen varmış. Erhan Hoca iyi niyetli, kalbi temiz, değerlere sahip çıkan iyi bir insan ama bahanelerle bir yere varamayız. Her şey var, gol yokmuş. Bir de Rakım, Musa Aydın'ı çıkar, Recep'i koy, İvan'ı çıkar, Eren'i koy. Sistem aynı, müdahaleler çok yanlış. Sayın Hoca Alper, Burhan, Canberk bu takımın oyuncuları değil mi? Hocam Samsun'umuzu 7D gözlükleriyle geniş açıdan izleyelim. İyi yayınlar Atilla abi demiş. Serkan Bu Koç. Canberk Aydın'la ilgili durum nedir? Canberk idmanlarda Onun çalışıyor. 18'e giremiyor değil mi? Yani çocuğun Yok. sakatlığı geçti mi? Geçti. Tamam, yani onu Geçti. bilelim Ha, değil. de. Serkan Kurt, 2 puan kaybettik diye felaket tellallığı yapmıyoruz. Bizim isyanımız hocanın sistemine, formsuz futbolculara, sınırsız tahammülüne, 90 dakika şişirme topları atağa çıkmamıza herhangi birini sayalım abilerim. Erhan Hoca bize müsaade etsin. Helalleşelim. Oğuz Çelebi, her hafta izlerdim programınızı ama artık yanlı yorumlarınızı izlemeyeceğim. Erhan hocanızda mutluluklar size. İnşallah ben de bu mesajı okuduğumda sen bu programı izlemiş olursun. Özgür Söylemez, Erhan hocam kişiliğine, karakterine saygımız sonsuz fakat gelelim ki takıma yetmiyorsunuz. Bu zamana kadar bu takımı ayakta tuttun ama artık bırak da takımın önü açılsın. Mert Yıldırım, Ender Gür hocamızın stat anonsuluğu yapmasını istemeyen yetkililere sesleniyorum. Bari Ender Hocam da veya Ender Hocam'ın yarı gür sesli adam alsaydınız, civcivden anonsu olmaz. Yeni anonsu Ender abinin onda biri etmez.
İbrahim Sağlam. Diyorlar ki hocayı eleştiriyorsunuz. Allah aşkına bir bakın yorumlara. Hocadan bir kişi memnunsa ben daha eleştirmeyeceğim diyor. Ali Semiz. Dik bıyıktan bütün yorumlar aynı. Bu hoca varsa bu takım olduğu yerde sayar. Hedef Süper Lig'se hoca bıraksın. Ender abiye selamlar. Hakan Epşen. Bu maçta hiç beğenmedim. İstekli ve arzulu görünen oyuncumuz yok gibiydi. Samsunspor'umuza bu durgun oyunu hiç yakıştıramadım. İnşallah bu hafta evimizde oynayacağımız Karşıyaka maçında taraftarlarımızın desteğiyle telafi ederiz. Sefa Aslankaya ne zaman şampiyonluk diye bağırsa kursağımızda kalıyor. Allah aşkına söyleyin hocam bu takım kendisini alt sıralı takımlara karşı neden oynamıyor? Pardon, neden şut çekmiyor? Neden sahada yürüyor? Resul Saraçoğlu, Erhan Hoca istifa etmeden bu takımın önü açılmaz. Kusura bakmayın Atilla Cebeci abi sizleri ve hep hocayı övüyorsunuz. Oynattığı sistemi bilen var mı acaba demiş. Salih Kılıç, Atilla abi iyi akşamlar her hafta. Ailece sizleri izliyoruz. Abi Samsunspor niye böyle oynuyor? Süper Lig istiyoruz her hafta. Ayrı bir oyun tarzımız var. Böyle oynarlarsa işimiz çok zor abi. Futbolcular istese de her hafta kazanırız. İyi akşamlar demiş. İsmet Aruç, Bursa'dan iyi geceler. Puan kaybı yaşamamızda ilk defa üzülmedim. Çünkü böylesine oyuna bir puan fazla kusura bakmayın. Gelen giden Elazığ Spor'u yenerken biz paçayı zor kurtardık. Nuri Tok, bu ligde en az kadro bizde abi. Aslında yedeklerimiz bile süper. Ben takım ve futbolcuları çok beğeniyorum. Bir de Hasan yerine başkası, Murat yerine Canberk oynasa süper olurdu. Yüksel Ömüral, iyi yayınlar. Bizim takımda iyi futbolcu çok. İyi futbol yok, iyi mücadele eden bir görüntüsü var. Elazığ maçında Ender Bey belirtmiş 9 faul var. Faulün çoğu olduğu yerde iyi bir futbol beklemek. 2 tane netlik Elazığ pozisyonunu Soner kurtardı. Arkadaşlar kısa yazarsanız hepsini okumaya çalışayım. Adnan Meral, Atonu olacak bu halimiz. Bir ileri bir geri ne zaman final maçı olsa Fos artık havaya girmemiz lazım. Urfa'yı da es geçersen yandın Ender'e selam demiş. Ya sen her zaman bizim ilk 11'in 18'in yedek listesinde varsın zaten de bakma denk gelmiyor. Sefa Aslankaya, Erhan Hoca kendisi de söylüyor zaten takım söylediğim her şeyi harfiyen uyguladı diye. Demek ki biz boşa Süper Lig umuda bağlıyoruz. Kadir Yılmaz, Erhan Hoca bizimle makara mı yapıyor? Kadir Aydın, hoca rezil muhabbet ediyor bir de iyi futbol oynadık diyor. Kerem Altaş, gel de Karşıyaka'yı yen, onlar da yendi bakalım haftaya ne yapacağız. Sert Kaya Kamil, Ender abi bizi kırmayıp lütfen stat anonsçuluğuna geri döner misin? Abi futbolcular çok istenir. Kamil Sert Kaya, Sert Kaya Kamil mi? Kamildir yani o. Biz futbolcumuz sahip çıkmamız gereken yerde bu yapılanlar hiç olmuyor. Erhan Hoca ya da iki lafım var. Hocam futbol körü müsünüz? Ben futbol oynatmak istiyorum diyorsunuz. Ama ortada ne futbol var ne de başka bir şey. Son olarak da olmayınca olmuyor. Futbolda her zaman yüzümüz gülecek diye bir şey yok ama aramızda bazı insanlar var ki gerginlik yaratmak için iki yüzlü olabiliyorlar. İyi geceler demiş. Tarık Korkmaz, iyi oynadığımız dedi hoca. Kanatlar çalışmıyor. Gümbür gümbür bastıramıyoruz. Rakibi baskı altına alamıyoruz. Tempo yok. Ivanov'dan bir şeyler bekliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlk çıkan o, bunu anlamıyorum. İyi akşamlar. Ali Semiz, çok koşan, pres yapan, tempolu oynayan eski Samsunspor'umuzu özledik. Hoca oyunu okuyamıyor, hala kadroda kuramadı. Bizim gençler nerede? Canberk, Alperen, Burhan Armağan, Embilla. Ender abi sen söyle, rahatlat bizi. Bu hocayla bu takım oynamıyor. Neden hala ısrarla yönetim Ali Semiz diye yollamış. Mahmut Baylan, yeni stadyumun seneye ikinci dönemi açılacağı ve stadyumun türbünün ısıtma olmayacağı söylemiş onun konusunda. Arkadaşlar stadyumla ilgili çok geniş bir özel bir program hazırlayacağım. Yakın zamanda bunu bekleyin. Özgür Çalışmaz, Atilla Bender Bey bu takım acayip bir takım oldu. Bana göre takım hedefleri şaştı. Volkan Aksoy, önümde ilk defa Samsunspor forması giyen bir oyuncu grubunun formasını terletmediğine şahit oldum. Beraberlikten daha fazla buna çok üzüldüm. Erhan Hoca ve futbolcu grubu ne yapıp edip bu takımı Süper Lig'e çıkarmaları, eğer bu sene lige çıkmaz isek seneye ne olur, ne durumda oluruz düşünmek dahi istemiyorum. Hüseyin Alıntaş, Samsunspor'umuzun artık maç kaybetmemesi lazım, artık taraftarımızın maça gelmesi lazım. Ferhat Çetin, abi iyi akşamlar, izliyorum 55, Muhammed Çavuşoğlu'nu da izliyorum, hocaya ne diyecek, futbolculara ne söylenir bilinmez ama siz söyleyin, hocamız iyi oynadık diyormuş da
bu mu iyi oyun? Hocaya da sorun, futbolculara da. Mustafa Kahve, abi takım oynamıyor, sorun mu var? Ofeydu, ilk haftadaki gibi değil, sorun mu var? Murat Kara, Atilla abi iyi programlar. Maça gelince 3 puan elimizden tersiyle geri çevirdik. Resmen fırsat teptik. Erhan Topaloğlu, bu saatten sonra hoca değişikliği fazla işe yaramaz. Takımın kapasitesini gördük. Hoca da suç yok bence. Giresun 4 attığımızda Erhan Hoca vardı. Kimse bir şey demiyordu. Fakat en ufak puan kaybında hocaya bahane ediyoruz. Enver Duran, Çorlu'dan selamlar. Maç 3 gün oynasa gene de berabere biterdi. Öyle bir maç. Erhan Hoca bu takımı Süper Lig'e çıkaracak. Allah'ın izniyle hocanın arkasında duralım. Burhan Yılmaz, hoca taçlarda saydım hepsinin analizini yapmışın. Soru sana. Tacları da saydın mı diyor. Taçları bir dahaki maçta sayarım. Eğer öyle bir merak varsa olur. Hayır yani analizini çok beğenmiş ki. Yani taç oldu mu ki yani hakikaten bir de onu şey yapma. Çok da olmadı ha hocam o pozisyonlarda. Tuncay Semizoğlu, iyi yayınlar Erhan Hocam. Lige başlandığından beri savunanlardan biriyim. Basın toplantısında güzel futbol ama gol yok. Hocam güzel futbol nerede? Biz mi göremedik? Takım sahada ruh gibiydi. Çok büyük bir avantajı kaybettik. Şu anda izliyoruz program. Doğru söylüyor. Bunu söyleyin demiş Burhan Yılmaz. Samsunlu sosyolog. Selamlar Atilla abi. Kimse hayal kurmasın. Artık bu oyun anlayışıyla bu istikrarsızlık en iyi playoff oynarız. Bu hocanın futbol anlayışında playoff eleniriz. Önümüzdeki senenin planlarını yapmalı. Bu planda da Erhan Hoca kesinlikle olmamalı. Çünkü Erhan Hoca şampiyonluğu oynayacak bir takımı yönetecek potansiyele bir ruh yok demiş. Osmanlı Ömer Şahin, Atilla Bey, Ender Hocamız bu konularda ne kadar cesur ve korkusuz olduğunu biliyoruz. Bu hocayla Süper Lig hayal taraftar doğru söylemiyor mu sizce? Arkadaşlar sadece mesajlarınızı okuyorum. Yeri geldikçe ben de cevaplamaya çalışacağım. Seyit Ahmet Aslankaya selam, iyi yayınlar. İlk defa deplasmana gelen başkanımıza bu kadar şuursuzca yapılan karşılaşma hainlik değil mi? Süper Lig'i istemiyorlarsa baştan söylesinler. Biz de ümidimizi bilelim. Bu arada başkanımıza da geçmiş olsun diyoruz. Evet, bizim sevgili başkanımız Erkut Tutu da ufak bir tansiyonu yükseldi arkadaşlar. Çok da önemli değil. Biz de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sağlığı iyi. Nuri Tok. İstanbul'dan ben bu takım hanım Canberk daha iyileşmedi mi abi, altımızdaki rakipleri yeneriz, rahat çıkıyorlar, üsttekiler iyi hazırlanıyorlar. Kozluklu Vedat Şen, çok çok üzgünüm, 7 eksik, hocası istifa etmiş, geri gelmiş, as oyuncuları yok, Samsun Spor'da sahada yok. Ben şunu Erhan Hocam'a seslenmek istiyorum, biz başka maçı mı izledik Erhan Hocam, başka takımı çıkarttı sahaya. Elazığ azıcık cesaret etmiş olsaydı bizi yenerdi. 10 maçımız var. Önümüzü açtığın her zaman Vedat. Kısa yazın arkadaşlar. Ahmet Uçarlı, tek kaygımız playoff'ta kalamamak ise kimse kuşku duymasın. Playoff'ta çok rahat bir şekilde kalacağız. Ancak Süper Lig hayal dahi etmeyelim. Erhan Altın çok desteklenirdim. Bir de bendim. Ne yazık ki bu işin kapasitesi olduğunu bize öğretti. Erhan Altın sahadaki varyasyonlarda ve oyundan söz edebiliyorsa bu hocalığından dahi şüphe ederim. Nuri Altop, iyi akşamlar Atilla, Ender Hocam. Herkes Erhan Hoca'yı suçluyor fakat topçular da çok suçlu. Ender Hocam'ın dediği gibi 3 şut 9 faul, az sert oynasalar maçı alacağız. Moralim çok bozuk. Arif Alkan, Erhan Hoca gerçekten Samsun'un evladıysan ve içinde zerre kadar Samsun sevdası varsa taraftarlara, takıma, şehre ve yönetime daha fazla zarar vermeden adam gibi istifa et, seni herkes iyi bilsin demiş. Arkadaşlar Naci Korkmaz, playoff'a kalamazsak çöküntü olur ve bu enkazı kulüp kaldırmaz. Yönetim masaya vurup oynamayan futbolculara çözüm bulmalı. Kahraman Topsakal, hocanın yetersiz olduğunu yönetimin farkında değil mi acaba? Farkındaysa paranın olmadığı için mi devam etmek zorunda kalıyor? Ümit Arzu Irmak, Erhan Hoca ile ilk 6 zor, Erhan Hoca istifa, Zafer Keskin. Hoca faktörü çok önemli, bizim hoca çok iyi bir insan ama maalesef oyunu okuyamıyor. 180 dakika oynansa gol çıkmazdı. Bünyamin Tiryaki, abi takım kazanıyor, ileriye yerine geriye dönüyor. Bu takıma ne oldu böyle Allah aşkına, Erhan Altın istifa etsin. Arkadaşlar çok istifa sesi geliyor ama hani ben de bu saatten sonra böyle bir şeyi düşünmek dahi istemiyorum.
Hikmet Selen, Atilla abi gerçekçi olmak lazım. Gerekli bu sene biz playoff'a kalsak çıkamayız. Önümüzdeki yılın planlamasına başlamalıyız. Buna hocadan başlamalıyız. Eren hocaya hizmetlerinden dolayı teşekkür edip yolları ayrılmalı. Atilla abi, Ahmet Mela, Südüt'te iyi hoş da Samsun'a eksik bir masanızda birer Samsun kupası, masanızın ön kısmına Samsun yazısı arması daha güzel yakışır abi. Kısa Samsun donatın Südüt'te demiş. Kamil Akkaya, iyi akşamlar abicim. İsyan etmeyelim de ne yapalım? Biz Elazığ'ı yenemezsek biz hangi takımı yeneceğiz? Uğur Güneş, iyi akşamlar Atilla. Bu hoca artık pasif geliyor. Takım tamamen sahada yok. Ruh gibiler demiş. Evet, gelen mesajlarınızı daha sonra vaktimiz kalırsa arkadaşlar okuyacağım. Şimdi bu arada hocam şeyi de isteyelim mi? Anketi isteyelim. Evet Cem, anketimizin bir son durumunu bir alalım. Biliyorsunuz şeyin başında, programın başında Spor 55 sevgili adminim İsa bir anket düzenledi. Bakalım bu ankette yüzde kaça çıkmış? İlk 6'dan girer mi bu takım diye? Evet, 3 ile 6. sırada playoff. Yüzde kaç hocam? Ben çok net göremiyorum. 62. %62 3 ile 6. sırada biter demişler. 7 ile 12. sıra arası kaç? Burada biraz bana çok uzak. Efendim? 35. 35. Evet. 1 ile 2'de, 1 ile 2'de hiçbir şey yok mu ya? 2 kişi mi var? Evet, onlar da gönülden istemişlerdir o şekilde olmasını ama. Evet hocam, neler diyorsun şimdi? Yaptık, bunu yaptık, onu söyledik, bunu söyledik. Herkesi de okumaya çalıştık. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Şimdi geçen seneye gittim hemen. Geçen senede 18 maç mı üst üste yenilmemiştik biz? Beraberlik almıştık bayağı bir uzun süre. 17. 17 maç. O zaman da Hüseyin Kalpar'a huzur evine diye bağırıyorduk. Bırak git Hüseyin Hoca diyorduk. Şimdi bu sene Hüseyin Hoca olsaydı diye yorumlara başlıyoruz. Şimdi takımın birlik beraberlik içerisinde hedefe uygun bir şekilde kenetlenmesi şart. Teknik heyetiyle, futbolcusuyla, yönetimiyle mutlaka kenetlenip bu takımı layık olduğu Süper Lig'e çıkarabilmek için ne gerekiyorsa yapmak şart. Şimdi görünen o ki 1-2 hayal. Tabii 1-2 hayal canım. Bundan 10 hafta önce söylemiştik. Evet, 1-2 hayal. Doğru. Bizim playoff potasında kendimize yer bulmamız lazım. Playoff potası içinde şu anda bizim 20 puana ihtiyacımız var. Açık söyleyeyim. Yani 7 maçı mutlaka ve mutlaka kazanmamız lazım ya da 20 puan toplamamız lazım. Bu 20 puanı toplayıp playoff potası içerisinde kendimize yer bulmamız lazım. Ondan sonra playoff maçları zaten kendi içinde değerlendirilmesi gereken maçlar. Ama istikrar önemlidir. Futbolcuların mutlaka ve mutlaka taşıdıkları formanın sorumluluğunu bildiklerine ben inanıyorum. Güveniyorum. Ama bu maçlarda niye bu kadar hareketsiz, niye bu kadar mücadele gücü düşük bir performans sergilediklerini herkesin sorgulaması lazım. Herkes şapkayı önüne alıp konuşması lazım. Herkesin şapkayı önüne alıp düşünmesi lazım. Hocam ne bileyim yani şöyle söyleyeyim, ben de şöyle düşünüyorum. Bu futbolcu kardeşlerim bu hocayla birlikte bizi alıştırdılar. Yukarıya oynatma hevesini onlar verdiler bize. Bu sefer başarısızlıkta biz ne yapıyoruz? Olmadı. Hemen darılıyoruz, küsüyoruz. Hocayı eleştiriyoruz, futbolcuyu eleştiriyoruz. Efendime söyleyeyim. Yani futbolcu kardeşlerim bize bu senede playoff hedefinde varız desinler. Rahat rahat şöyle bir maç seyredelim. Ha ben inanıyorum ki Karşıyaka maçında bu takım Antalya'ya oynadığı oyunun aynısını oynayacak. Ben eminim. Ha taraftarı da bekliyoruz.
Maç da pazar günü saat 4'te. Taraftarı da oraya çağıracağız. Diyelim de benim kafam yine başka şeylerde hocam. Böyle mesajlar okuyunca. Şu anons işini bir çözsene sen. Yokum diyorsun. Israrla burada anlatıyoruz, anlatıyoruz. Nedir bu? Ya ben bu işten sıkıldım. Ya bunu bana ikide bir niye sorup duruyorsunuz? Ya biz şimdi, hocam biz yaptırıyoruz ya millete diyoruz ki kardeşim yazın diyoruz oraya. Yazın Face'e. Anonsla Ender'i istiyoruz diye yazın. Lan kime söyledim ben bu zamana kadar? Bir kişi çıksın desin ki Atilla abi Ender Hoca için bizlere bunları böyle telkin ediyorsun desin. Her gün yüzlerce... İnsanlar hocam, insanlar bak. Ya ben sabahleyin kahvaltıda bal, tereyağı, tulum peyniri çok severim. Her zaman da olsa yerim. Şimdi insanlar da sen oraya alıştırdın o insanları, o sesine, o tabloya alıştırdın. Milletin seni istemesi doğal yani. Sen de burada tuttun kendini iyice şey yaptın. Yokum, yokum, yokum. Yoksan yok. Bak şimdi güzel kardeşim bak bunu daha önce açıkladım. Bir daha söyleyeyim ve izleyicilerimizden şimdi bak yorumlar geliyor. Ben her gün yüzlerce mesaj telefon alıyorum. Bak bir daha söyleyeyim bunu insanlar yanlış anlıyor. Bunu anlama özürlü olan birkaç kişi var biliyor musun? Anlama özürlü olanlar var. Sağda solda böyle ağızlarına geleni yazıyorlar söylüyorlar. Şimdi bu anlamı özürlü olanlara da söylüyorum. Onlar da dikkatlice dinlesinler. Şimdi güzel kardeşim. Evet hocam söyle dinliyorum hocam. Anons olayın benim tamamen dışımda bir olaydır. 4 sene önce ben anonsa davet edildiğimde gittim. 4 sene bu görevi yaptım. 4 sene sonunda bize bırak dediler. Kim dedi, niye dedi, neden dediği vallahi billahi bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bak yemin ediyorum Allah'ın adına. Doğru. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bırak dediler, bıraktık. Beni arayan oldu mu? Yok. Yok. Seni aradılar, söyle diye. Bunu açıkladım ama bir daha açıklayayım. Şimdi özellikle bizim programlarımıza, sevgili Muhammed'in programlarına bu konuda çeşitli şeyler geliyor. Mesajlar geliyor, sen de okuyorsun. Şimdi bu akşamda da var. Ama bu geçtiğimiz özellikle bir 2-3 haftadır bazı sitelerde bu konuyla ilgili çeşitli çağrılar yapılıyor yönetim kuruluna. Hocam 4000 izleme var ya. 4000 yönetim kuruluna ben bitireyim bir. Yönetim kuruluna şuna buna çağrılar yapılıyor. Ne çağrı? Ender Hoca anonsa geri dönsün. Yine benim dışımda gelişiyor. Yine benim yakından uzaktan alakam olmayan şeyler. Onu ben bildiğim için diyorum. Ama şimdi anlama özürlü olanlar, beyin fonksiyonlarının anlama bölümü çalışmayanlar var. Tamam mı? Onlar öküzün altında buzağı arıyorlar. Onların yapmak istedikleri şey bizim onlara buradan cevap verip gündeme gelmeleri. Tamam. Cevap falan vermiyorum onlara ben. Ben bize bu konuda çağrıda bulunan seyircilerimize bir cevap verme gerekliliği hissettiğim için bunları söylüyorum. Nedense birilerinin buraya tekrar getirme adına bazı çevrelerin yönlendirildiği ve tepkiler verdirildiği yönünde yorum yapanlar var ya. Var ya bak. Şimdi bu konuda çağrıda bulunan sitelerden eğer bir tanesinin adminini tanıyorsam biliyorum hocam yok. Cumhuriyet Meydanı'nda kendimi yakarım. Ya yok hocam sen ya, bak bu akşam özellikle ismini sordum. Mert Yıldırım, Kamil Sertkaya. Belki diğerleri de var da ben ikisini not aldım. Mert Yıldırım'ı tanıyorsam kendimi Cumhuriyet Meydanı'nda yakarım. Doğrudur. Kamil Sertkaya'yı tanıdığımı, ona bu mesajı attırdığımı biri ispat etsin, Cumhuriyet Meydanı'nda kendimi yakarım. Tamam mı? Beyinde anlama fonksiyonları, pistonları basmayanlar var. Tamam. Yani ima ettikleri şey şu. Kardeşim benim anonsa dönme gibi bir talebim yok. Tamam. Bunlar benim dışımda gelişen olaylar. Hayır, orada anons yapan kardeşimize de haksızlık edilmesin. Bak, onu da sen aldın hocam zaten. Ulukan Abacı denilen evet. Arkadaşım severim. Ona da bu işin nasıl yapılacağını öğreten benim. Evet. O çocuğa da yazık yani. Hayır hocam şöyle ya. Hani bazen kızıyorum ya. Ama. Şimdi diyeceğim ki. Samsun Spor'dan bir iki tane yöneticiyi esir almış olan bazıları var. Tamam mı? Evet.
Burada şu olsun, burada şu olsun, şu şu çalınsın, bu gitsin, bu etsin diye bir iki tane yöneticiyi esir alanlar var. Tamam mı? Yönlendirenler var. Evet. Ya daha fazla konuşmak istemiyorum. Hocam tamam. Hayır ben de şimdi... Ama insanlar şunu bilsin. Ya şunu bilsin. Kardeşim benim böyle bir egom yok. Benim böyle ya, bir talebim yok. Ya hayır, benim bana... böyle asla ve kat'a ya zaten... bu olayın dışındayım ya, çıldıracağım ya. Ya az bir dakika hocam, sakin ol ya. Ya bunu benim kimyamı bozmak için kasıtlı mı yapıyorlar? Ya az... Ne yapıyorlar ya, ben anlamıyorum ya. Hocam senin öyle bir niyetin olsaydı şu program Spor 55 programı en fazla izlenen programlardan biri. Övünüyorum da. Bundan da gurur duyuyorum. Buradan çağrı yapardık. Derdik ki millete, kardeşim yazın. Mesajlarınızı basın. Kulübe yazıları yazın. Ender'i görmek istiyoruz diye yazın. Bunu da söylerdik. Ya ve yok o zaman kardeşim çökerdi. Ya. Her yer çökerdi. Ama senin niyetin yok. Ama hocam bir de şu var. Senin ben yapını bildiğim için... Ya benim dışımda gelişiyor diyorum, anlamıyor senin, musunuz işte ya? Ben. Benim dışımda... Ama ne kadar güzel hocam. Benim dışımda hayır, gelişiyor diyorum. Hayır, senden bahsedilmesi ne kadar güzel. Şimdi bir sitede diyor ki anonsla ilgili şöyle bir talebimiz var. Onun altına da yüzlerce yorum yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Hocam ya bunun benimle ne alakası var? Ben ne tanırım bu siteyi kuranları? Bu sayfanın sahibini, adminini tanımam etmem. Bilmiyorum ya. Hocam. Bilmiyorum, tanımıyorum. Yani biriyle oturup bir çay içmişliğim, selamlaşmışlığım olsa o zaman ya beni çıldırtan ne biliyor musun? Benim şartelimi indiren ne biliyor musun güzel kardeşim? Ya bunları benim yönlendirdiğimi ima etmelerine ben tahammül edemiyorum. Ya ben anonsun kralını yaparım. Bak yaparım. Yaparsın hocam. Bende Allah vergisi bir ses var, yetenek var. Tamam, bu anlama özürlü adamların anlayamayacağı kapasitede yetenek var bende. Ama bunlar benim dışımda ya. O çocuğa da yazık yani. Ulukan'a da yazık ya. Hayır hocam. Olabilir. Neyse ben o konulara hiç girmem. Ben girersem, ben bulaşırsam benden kimse baş edemez de. Onun için ben hiç bulaşmayayım. Yok böyle bir talebimiz yok. İnşallah bizim, da bana tamam bulaşırlar da bir de ben ya patlayayım. Böyle bir talebimiz yok bizim. Ya yok. Herkes ben de biliyorum onu ya. Bizim ben işimiz gücümüz ya var ya. Allah Allah. Neyse, neydi? Şu şeyi ver. Son görüntüyü versene. Şöyle hocam, gittiğimiz yerlerde görmek istiyorsun. Hocam tarih kokuyor. Elazığ tarih kokuyor. Ben o tarafa daha evvel maç için Malatya falan gittiydim ama Elazığ'a geçmemiştim. Elazığ'da da gezme imkanımız oldu. Sevgili Kemal abi, Mehmet ve gazeteci arkadaşlarımızla beraber ufak bir şöyle bir tur hazırladık. Görelim. Elazığlılar da sevinsinler. Elazığ'da hani dışarıda yaşayan, Samsun'da yaşayan Elazığlılara da bunu bir hediye edelim. Ha böyle bir bakayım mı? Fotoğraf çekelim. Gerek yok. Yakın Mardin'de başımıza geldi. Hemen. Arkadaşlarla beraber de. Atilla abi doğal takılalım. Doğal. Doğal. Senin Allah'ını kırmaları. Hatırlıyor musun İzzet? Polis geldiler, biz Mardin'de geziyorduk. Dedi ki polis yok. Aldı bizi arabamızı. Emniyete gidiyor. Abi bir bakın da şöyle fotoğraf. Hayır. 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 Öbür tarafında hemen dibine Meryem Ana Kilisesi var. Hele burası kadar şu anda restorat yapıyor. Evet abi.
Havası koy, hava da güzel. Temelli bana yabancı görmedin de. Ben yaramanım aslında. Çık kardeşlerim. Koştur adam. Sen var bölge trafiğe. Al şu topu. Tam bir fena da ye. Yok abi yok uğraşan oldu. Ya ye biz ikimiz severek ikisini bir aldık. Sen al. Sen beni dinle. İkisini bir aldık abi. Sağ olasın abi. Hadi oğlum. Tamam mı sağ Evet, yani Arap Baba, Somuncu Baba ve Harput Kalesi görülmeye değer. Görülmeye değer. Az bölüm verdik bunlardan. Bunun arşivi bende çok geniş. Allah dualarımızı da ettik. Allah dualarımızı da kabul etsin. Günahlarımızın olduğu kadar dualarımızın da daha fazla olması dileğiyle dualarımızı da ettik. Hocam mesajlar... Ya böyle bir mesajlar okuyayım mı hocam? Neyse. Hocam şeyi bak. Cem, şu önümüzdeki haftanın maçlarını verir misin hazırsa? Bir onları verelim de. Ben şu sayfayı yenileyeceğim çünkü. Evet. Önümüzdeki haftanın karşılaşmaları. Osmanlı Spor... Albimo, Alanya, Giresun, Boluspor. Bizim için iyi maç bu. Osmanlı Alanya maçı. Ya ikisi birden puan kaybedecek ya ikisinden biri puan kaybedecek. Beraberlikle. Çünkü Osmanlı'nın puanı kaç 44. oldu şu anda? Hocam 44 Osmanlı'nın. 44 oldu. Alanya 39 oldu. Alanya 39. İkisinden Alanya. Biri puan kaybedecek. Bir puan berabere kalsalar da bizim işimize gelir. Buca, Antalya, Adana Demirspor, Elazığ Spor, Manisa Spor, Urfa Spor, Denizli Spor, Kayseri Spor, Antep Belediye, Ordu, Samsun, Karşıyaka, Altınordu, Adana Spor. Bizim maç çok, bir daha söylüyorum. Şimdi bizim maç çok hayati bir hale geldi. Yani şu anda Karşıyaka bütün hesaplarını bizi yenme üzerine kuruyor. Bizim mutlaka ve mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Hatta... beraberlik bile bizi ileriki haftalar için zor duruma sokabilir. O yüzden bizim mutlaka ve mutlaka Karşıyaka maçını almamız lazım. Karşıyaka maçını aldığımız zaman biz Karşıyaka ile aramızdaki puan farkını da bir anlamda dörde çıkarıyoruz. Şu anda bir puan var. Bir anlamda Karşıyaka'ya da dur kardeşim sen yerinde playoff falan hesapları yapma mesajı vermiş oluyoruz. O yüzden pazar günü saat 16'da tribünde herkesin mutlaka yerini alması gerekir. Küsmece yok, darılmaca yok. Bu takım hepimizin, Samsun Spor'un başarısı hepimizin başarısı. Samsun Spor'un başarısızlığı hepimizin başarısızlığı. Gideceğiz, kanımızın son damlasına kadar Samsun Spor'a destek vereceğiz. Hocam son mesajlar var. Alalım. Onları da arkadaşlarımız yazmıyor, boş geçmiyor. Mehmet Şanlı. Amacımız Süper Lig diyor Erhan Hoca fakat her takımda baskı yiyoruz. Musa'nın gönderilmesi lazım. Neden kale şut atan bir futbolcumuz yok? Ümit Şener, Ender Hoca'ya kulüpten tekrar çağrı geldiği halde öğrencilerinin hatırına anonsa geri dönmesini istiyoruz. Yok. Kapattık o konuyu, evet. Açıkladık. Kaan Uzunoğlu, yani. Abi bizim takım Robin Hood gibi zenginden alıp fakire veriyoruz. Bu çok güzel ya. Robin Hood gibi diyor. Zenginden alıp fakire dağıtıyoruz yani aldığımız puanları. Ya şimdi o şekilde de yorumlamayalım da. Şükrü Nergis, iyi akşamlar Atilla Bender hocam. Abi Erhan hoca artık şu Recep Niyaz'a tanıdığı şansı Canberk Alperen ya da Sefa'ya tanısın. Mustafa Semiz, iyi geceler, güzel yayınlar dilerim. Ender hocama sonsuz sevgi ve saygılar dilerim. Erhan hocamız Samsun Spor'umuza vereceğini vermiş. Alacağını da almıştır. Ahde vefaya buraya kadar oldu hocam. Emir Sevecen, iyi akşamlar Atilla Bender Hoca. Erhan Hoca bu takımda olmasaydı küme düşerdi. Hocanın arkasındayız. Bursa'dan selamlar. Tepe Tunç, abi Canberk'le Hoca arasında sorun mu var? Kesinlikle arkadaşlar öyle bir şey düşünmeyin. Serkan Doğan, selam Atilla abi. Erhan Altın Hoca'nın Samsun'un önünü açması lazım. Bu futbol ile biz Süper Lig'e çıkamayız. Mustafa Şenyüz, abi ben maçın başında televizyonu kapattım, izlemedim. Çünkü hep yenmemiz gereken zamanlarda yeniliyoruz.
totem mi yaptım sevgili Mustafa? Muhammed Niyazi Şengüz resmen mahalle futbolu oynadık demiş. Hakkı Çalışkan, Atilla Bey'in Ender Hocam takımın durumunu çok güzel yorumlamış. Kalemine sağlık diyorum. Umarım playoff olsun oynarız. Kastamonu'dan selamlar. Akif Altun, abi bu sene 1-2 deplasman maçı hariç deplasmanda maçlarda hiç iyi futbol oynayamadık. Bizim takım deplasmanda nasıl bu kadar puan topladı? Bu da ayrı bir soru ama inşallah bu sene Süper Lig'e çıkarız. Takımımıza güveniyoruz. İbrahim Kozak, abi geçen sene direkt Süper Lig'e çıkamadık biliyorsunuz mu? Önümüzdeki gelen fırsatları teptik. Çıkamadık. Bu sene de aynı şekilde fırsatları tepersek bu sene de boş geçeriz. Sevgili Mehmet Başkanım, Gazeteciler Cemiyet Başkanım'ın yazısı var, yazıcının. Herkes diyor, sizi seyrediyor diyor. Evet, Sayın Yazıcı, Sayın Başkan, düzeltmeleri yaptık. Okumuyorum onun için. Eren Gülçiçek, Ender abinin dediği gibi ne zaman şampiyonluk diye bağırsa kursağımızda kalıyor. Söylesene Eren Altın takım niye oynamıyor? Naci Korkmaz'ı okuduk. Kahraman Topsakal okuduk. Zafer Keskin, hoca faktörü çok önemli. Bizim iyi bir insan. Evet hocam, bunları okumuşuz hocam. Şimdi arkadaşlar son 5 dakikaya girmişiz. Hocam onu da senden şeye paylaşalım. Yarın Bölgesel Amatör Ligi 5. grupta çok güzel maçımız var. Çarşamba Spor, Bafra Spor, Terme Spor, Ladik Spor karşılaşmaları var hocam. Terme Ladik yeni oynadı ya. Vallahi ben bugünkü şeye, programa baktım hocam. Ona bir tekrar bakmak yanlış lazım. Yanlış mı var? 13.30'da yarın Çarşamba Bafra ile oynuyor. Şeye baktım şimdi, TFF'nin sayfasına baktım ama Çarşamba'nın 30 puanı var. Bafra Spor 14 puanda ligin sonunda. İki takım mı düşecek buradan? Hocam burası biraz karışık. Ben onu anlamıyorum. Son iki sırayı alan herhalde Samsun takımları içerisinde. Birisi. Son iki sırayı alan takım direkt küme düşecek. Birinci olan takım da şey oynayacak, playoff oynayacak diye bir statüsü var. Hocam şimdi takımlara başarılar dileyelim. Gezi'yi de verdik. Şu selam Ümit İren Tatar ve Seyit Demir Ünye'de bizleri şu anda bu çarşamba Bafra maçını da HaberAks'tan yarın evet, canlı olarak izleyicilerimiz Çarşamba Spor'un bütün maçlarını evet. HaberAks televizyonu olarak veriyoruz. Onu da sizlerle paylaşalım diyorum. Benim toparlayacağım bir şey var mı? Arkadaşlar çok özür dileyerek unutmadım ama programın sonuna geldik. Selamlar vardı. Hani Ender Hoca diyordu ya, bir başlıyordun bitiremiyordun diye. Öbür haftaya söyleyelim bu bak, selamları. Şöyle söyleyeceksin, benim gibi söyleyeceksin. Söyle bakayım. Kemal Aktaş, Celil Ganik, Davut Uğuz, Recep Aslanoğlu, Rıdvan Erdoğan, Mehmet Arslan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Tabii bir de özellikle İbrahim Baş'a buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Mesaj gönderen izleyicilerimizden sadece birkaç tanesi. Evet hocam, programın sonuna geldim. Senin son sözünü alalım. Karşıyaka maçı artık hayati bir önem taşımıştır. Herkesin sakin olmasında fayda var. Takım hedefinden kopmuş değildir. Bu takım playoff oynamak için 20 puan toplamak zorunda. Bu 20 puanı toplarken de hiç şüphe yok, en büyük destekçisi yine taraftarımız olacaktır. Bu mücadele son hafta son düdük çalara kadar devam edecektir. Herkese iyi bir hafta geçirmelerini diliyoruz ve iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, ilk önce şu anda ekranlar başında bizi Elazığ'da izleyen çok değerli cemiyet başkanımız Mustafa Doğan Bey ve arkadaşları, sizler bu kadar misafirperverliğinizden dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum program içerisinde. Böyle bir güzellik, belki Ender Hoca'yı da oraya getirseydik çok çok daha iyi anlaşılırdı. Bazen işte canlı yayınlarda bunların dönüşü olmuyor. Bazı ağzınızdan çıkan kelimelerin dönüşü olmuyor. Bu nedenle programcılar açısından gerçekten bu işler çok zordur. Bu nedenle Elazığ'a bir kez daha selamlarımızı iletelim. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. Hoşçakalın.